Gel. Gel kızım, sıra sende bugün. Hadi bakalım. Kandiş. Yavrum, sen bugün evde kalıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya. Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Bugün koyuna gideceğiz. Koyuna gitme sırası bizde. Koyunumuzu saldık. Birazdan çeşmeden sulayıp mereye doğru geçeceğiz arkadaşlar. Yine yemektir, gezmedir, eğlenmedir, muhabbettir. Bol bol güzel bir video olacak. Hadi bakalım, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Güzel görüntüler sizleri bekliyor. Hadi. Hadi bakalım. Haydi. Şu psikopatı da götürüyorum bugün. Baba, koyun yine aynı yere gitti baba. Evet arkadaşlar, bunu zapt etmesi bayağı bir zor. Yani acayip bir enerjisi var bizim bu psikopatın. Ne yazık ki sırtına bindiğiniz zaman masaj etkisi yapıyor. Ama bakın yine kızdı, kulaklarını sallıyor bana doğru. Bu arada koluma da aktım kameranın bir tanesini. Al, ayağımı ısırma. At gibi maşallahı var. Maşallahı, gel kızım sen gel. Gel kızım sen gel. Aa, evet. Kral o, kral. Kral. Kral, kral, kral. Hadi. Ne o? O hareket ne? Ne o hareket? Ne o hareket? Evet arkadaşlar, diğer kameraya geçtim. Şimdi psikopata, psikopat hayır, koyunları ısırma. Psikopata biliyorsunuz. Bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü ben pek fazla sevmiyorum. Çok fazla titreşim var. Çok fazla süspansiyon sorunu var. Çok fazla amortisör sorunu var. Yani arabanın konforunuz için ne gerekiyorsa, hani gerekli malzemeleri var ya, bunda onların hiçbiri yok. O yüzden tercih etmiyorum. Babam yalnız biniyor. Ona iyi geldiği için, uzun yollarda mesela yorulduğu için arada sırada biniyor. Bakın şu anda sırtına bindim. Kulaklarını kasıyor psikopat. Birazcık bununla gideceğiz. Bu arada da bayağı beslenmiş yani. Hiç bana mısın demeyecek. Drone kaldırıp üzerinde uçuracım var şu anda. Biliyor musunuz? Be koyun! Böyle iyiymiş ya. Ben niye bilmiyormuşum ki daha önceden buna? Yalnız kulakları hep kısık. Bakın şimdi ayağım burada ya. Ben nasıl ısıracak? Bakın birazdan. Mesela şöyle yaptınız. Ha, koyuna çarptık. Ulan şey de yok bunda ya. Neydi? Sensör müydü arkadaşlar? Hani şerit ihlali yapınca di 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 atıyor. Bayağı koyuna çarptım psikopat. Bu kadar arkadaşlar, tamam. Tabii ki burada binilir mi? Binilir. Şimdi değil. Daha sonra. Çünkü hayvan ekine gidecek. Psikopat da çevirmesi zor. At, psikopat! Aaa! Hayret bir şeysin sen ya! Tamam! Tamam! Baba, kafayı mı yedin? Ne yaptın? Arkadaşlar uzun zamandır getirmiyoruz ya. Tabii bizi özlemiş. Bak, arkada drone var. Psikopat! Lan psikopat! Oğlum bir git ya, her yere ot kaynıyor, git yayıl, bende ne işin var senin? Yürü! Vay avradını kesti mi? Koyun! Hey, nereye gidiyor lan? Buralara giremezsiniz, yasak. Bu arada arkadaşlar, koyunları korkutmak için şöyle minik taşlar hepimiz yapmışıktır. Şöyle atıyoruz. Çekilin bakalım oradan. Oo, yine mükemmel bir taş buldum ha. Acayip bir şey değil mi ya? Yeşilliğe bakın. Evet, milyoner olduk. Açık arttırmaya koyuyoruz. Şu anda bunun fiyatı kaç paradır arkadaşlar? Çakmak taşı bu be ya. Bizim bu taraflarda bunlardan çok var. Çakmak taşı diye geçiyor. Çakmak taşı deriz biz. Taşın içinden kırılarak çıkıyor ama bir değeri var mı bilmiyorum. Şu anda tamamıyla şaka yapıyorum.
Evet, bakın bir güzel daha yeşil hem de. Bir taş bulduk. Toruman, hoş geldin aslanım. Psikopat nereye gitti? Bu arada yine sırtım dolu arkadaşlar. Aa, oradaymış. Bak. Yatmış da yeni kalkıyor. Var ya, çok üçkağıtçı. Yemeklerimiz var. Aynı zamanda şöyle göstereyim, drone var. Bu arada elimizde bir kameramız var. Yine uçuş yapabiliriz kurt tepesine doğru. Ya da bakalım psikopatı da şey yapabiliriz, korkutabiliriz. Çünkü psikopat akıllanmıyor. Korkutmaktan ziyade tepkisi ne olacak onu görebiliriz. Yine dolu dolu bir gün olacak. Ama kurt tepesine uçuş yapmak istiyorum. Size hep söylediğim bir kurt tepesi var. Yemeklerde bahsediyorum. Dedemler orasına kurt tepesi diye isim koymuşlar. Yani herkes, dedemler değil de köyün geneli, bütün buradaki halkın %99'u kurt tepesi diye adlandırır orasını. Ama niye kurt tepesidir bilmiyorum. Yukarıdan bakalım. Belki gerçekten kurtların yaşadığı yerdir ha. Toruman! Gel oğlum. Gel oğlum. Onlar 7 taneler. Gel buraya. Toruman! Arkadaşlar, yavru köpekle uğraşmak gerçekten bayağı yemek istiyor. Bakın, diğer sürünün köpekleri burada. Toruman! Yakıs, gel oğlum. Erkekler boğarlar diye korkuyorum ha. Boğabilirler de yani. Ulan Toruman! Acaba sadece bu mu burada? Diğer çoban burada mı ki acaba? Bir bakalım ses. Ses kasalım. Bu arada öğlen oldu. Şu anda ses duyamıyorum. Aa, tavşan gidiyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Bakın nereye gitti? Aa! Drone'u kaldırırdım hemen sırtımda hazır olsa var ya. Nereye gitti ya? Arkadaşlar, psikopata kıyak yaptım bugün. Bugün sevgilin de burada, biliyor musun? Vallahi karşıda gördüm ben. Sen görememiş olabilirsin. Senin boyun biraz kısa ama ben gördüm. Sevgilin de burada. Yürü git. Ya seninle muhabbet etmeye gelmiyor ya. Aynı şey gibisin sen. Bağırma. Senin sesini duyar. Toruman'ım benim. Gel aslanım benim. Arkadaşlar, artık Toruman evde kalmak istemiyor. Çünkü o artık büyüdü. Erkek köpek oldu. Değil mi Toruman'ım? O yüzden küçük hayvana geliyor. Babam da genellikle babamı daha çok tercih ediyor. Ben yalnız başıma geldiğim zaman bazen evde kalıyor ama babamla... Karabaş bak bu Toruman'ı götürüp durma sağa sola. Gel Toruman. Gel oğlum sen, gitme gel. Gel Toruman. Gel Toruman. Gel gitme. Gel. Gel sen gitme kızım. Ben senin zincirini bugün getirmedim. Şurada ayakkabı bağısı var. Gel. Gel küçücük tutacağım, gel. Gel. Arkadaşlar, vallahi diğer çobanın köpekleri çok fazla ısırı verirler. Dalayı verirler. Şöyle bağlayıverelim seni. Arkadaşlar, ipi kıymaya çalışıyor. Bakın. Kıyacak da zaten. Toruman, Karabaş'ın gittiğine bakma. O dişi oğlum, dişi. Onun her yerde giriş belgesi var. Diğer köpeklerin içinde dişi köpek yok arkadaşlar. Tabii ki Karabaş'a ilgi gösteriyorlar. Sen erkeksin. Seni rakip görürler, ısırırlar mısırlar. Bir de başıma onu getirme. Yanımdan ayrılmayacaksın, tamam mı? Tam bir ısırmış. Bak. Bak. Bu arada kapşonlunun ayakkabı bağcığı değil arkadaşlar. Kapşoncunun bağcığı. Hemen basit bir şekilde tuttum Toruman'ı. Çünkü giderse sıkıntı. Öteki köpekler kalabalık. Psikopat! Ah psikopat! Bu sefer de psikopat gidiyor. Burası son. Buradan öte geçiş yok. Diğer çoban ön taraftan gitti. Çeşmeye doğru gitti. Birazdan biz de geçeceğiz. O öte doğru gittiği zaman. Toruman'ı saldım. Toruman şu hayvanın diğer tarafında yatıyor. Yavaş yavaş öğrenecek o da. Bugün yemek yapacağız demiştim. Aslında yemek değil arkadaşlar. Benim sevdiğim, annemin yapmış olduğu çok güzel bir sos var.
çıtır ekmek üzerine sabah kahvaltılarında bayılıyorum yani. Çayla beraber mükemmel gidiyor. O köy ekmeğinin çıtırlığıyla o sosu deneyeceğim. Daha doğrusu size göstereceğim. Yani yapabilirsek. Hayvan durursa eğer onu yapmayı düşünüyorum. Yemek olarak da bu var tormamızda bugün. Yani köy ekmeğiyle küçük bir paket sosumuz var. Annemin yapmış olduğu anne soslarından. Yavaş yavaş gidelim. Psikopat! Arkadaşlar ne maceralar yaşadı. Ama bakın biraz zayıf görüyorsunuz. Kafası mı patlamadı mı? Gözü mü dağılmadı? Dağda mı kalmadı? Ama yine bizimle. Bakın tamamıyla düzelmiş kafası. Dövüşmezseler de hiçbir sıkıntı yok artık. Koca kafa. Vay vay vay, daha arkamı döner dönmez nereye giriyorlar yahu. Yahu siz ne yapıyorsunuz yahu? Temiz su. Temiz sudur. Şu suyu sevdikleri kadar hiçbir çeşmenin suyunu içmiyorlar arkadaşlar. Bu çeşmenin suyu gerçekten çok güzel. Şimdi hayvanımızı sulayalım. Yine bir sürü çöp atmışlar sağa sola. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Geliyor. Gönlümün efendisi. Öyle bir şarkı var değil mi? Geliyor gönlümün efendisi. Ya da ben uydurdum şu anda. Oğlum ne yapıyorsun? Arkadaşlar koyunumuz kuzulayacak. Hadi bismillah. O zaman nasıl yapacak? Dur bakalım sen bir kuzula. Olmadı, babamı çağırırız. Psikopatımız burada. Şurada. Ben yemek yiyecektim. Yemek yine yiyebiliriz. Buralarda kuzularsa görürüz yav. İçin çok büyük bir ateşe gerek yok. Küçük bir ateşte işimi görecek. Çünkü sadece ne ekmek kızartacağım arkadaşlar. Ekmek kızartarak karnımı doyuracağım. Dediğim gibi annemin yapmış olduğu sosla beraber. Çok fazla teferruat getirmedim. Şöyle hemen küçücük bir ateş yakayım. Hemen ekmeklerimi çıkartayım, kızartayım. Zaten koyun kuzulayacak, koyun da durmayacak. Bakın bu tarafa doğru koşmaya başladılar. Şöyle arkamı göstereyim ben size. Yine hızlı hızlı gidiyorlar. Olsun bakalım. Of of of. Bu arada annemin ekmeklerinden arkadaşlar. Şöyle arkasına bir dayak yaparak şunu sıcaklığında hafif ısıtacağız. Şu şekilde. Bunu birçok çoban yapmıştır. Birçok kişi yapmıştır. Şimdi ısınmasını bekleyelim. Sosumuzu ondan sonra sürelim. Bu arada... Bak. Gel. Toraman. Gel kızım. Gel. Bismillah. Gel. Hoppa. Gel. Gel. Gel karabaşım. Gel. Gel karabaşım. Gel. Hoppa. Aferin sana. Hadi git. Hadi tamam. Hayvanın yanına git. Evet. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Olay budur. Hafif kızarttık. Şu annemin gitme. Hazırlamış olduğu sos içinde nane, domates, biber abi çok hoş bir tadı var. Ben çok seviyorum bunu. Bugün bundan yiyeceğiz. Bir dilimim daha var arkadaşlar. Koyunu geri çevirince onu da yapabilirsem yapacağım. Şimdi şunu koyalım öncelikle. Hayvan ileri doğru gitmeden. Evet. Yani şu sosa var ya, acayip çok hoşuma gidiyor. Çok da seviyorum. Şimdi bunun üstüne bizim kendi baharatımızdan atalım. Ondan sonra birazcık da tuz atalım. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Koyunlar bağırıyor. Şunlara bir bakayım ben. Şöyle. Arkadaşlar 10 numara 5 yıldız. Salçalı ekmek gibi de ama salçalı değil yani. Sos.
Mükemmel. Çok şükür elhamdülillah karnımızı doyurduk. Koyunun yanına geldik. Bu arada kuzulayacak koyuna bakıyorum. Şuradaydı, göremiyorum da. Onu gözden kaçırmamamız lazım. Arkadaşlar koyun burada durursa, şimdi şu karşıda kurt tepesi var. Oraya bir uçuş gerçekleştireceğim. Bir bakalım bakalım kurt tepesi. Eskilerden hep öyle söylerler kurt tepesi diye. Ne var ne yok orada. Bu arada abi sos mükemmel. Ben çok seviyorum. Özellikle çıtır ekmeğin üzerine, soba üzerine olsun, işte külün üzerine olsun. Hele çörek olursa daha da mükemmel oluyor. Bir şeyler sürüp sana yağdır, tereyağıdır. Hatta çikolatayı bile acayip severim çıtır çıtır. Ben çok seviyorum yani. Güzel bir yemekti bizim için. Neyse haydi bakalım şimdi. Bir bakalım koyunumuza, ondan sonra uçuşu gerçekleştirelim. Evet koyunumuz arkada, bakın orada geliyor. Bakın şu koyun, kuzulayacak koyun. Görebiliyor musunuz? Şu aradan çıkacak. Tamam, o burada. Koyun da burada. Şu kurt tepesine bir uçalım bakalım ne varmış. Evet arkadaşlar, kurt tepesi şu an karşımızda kalan yer. Ve şu tepe kurt tepesi diye geçiyor. Şu anda uyduyu da yakalamışken bir bakalım kurt tepesi neymiş arkadaşlar. Belki yine bir yaban hayatı görürüz, demleriz ha. Sinyali kaybetmeden yavaş yavaş. Evet, kurt tepesine doğru gidiyoruz. Şu tepe, bakın şu karşıdaki çıkıntı kurt tepesi diye adlandırılıyor. Evet. Ormanların içinden gidiyoruz. Acayip bir orman örtüsü var. Evet, şu anda kurt tepesi bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Azıcık şöyle aşağı inelim. Yukarı kaldırdık, pardon. Evet. Acaba ne için kurt tepesi? Bu arada 400 metre uzaklıktaymış bu kurt tepesi bize. Şu anda kurt tepesinin tam üzerindeyiz. Allah Allah. Arkadaşlar bir özelliği yok. Sadece ne? Bol ormanlı bir örtüsü var. Şöyle hafiften geri çevirelim. Azıcık hızlı döndürelim. Evet, şu anda kurt tepesinde gidiyoruz. Acaba niye kurt tepesi demişler? Çok sık orman var yalnız. Ha, şu doğaya bir bakın arkadaşlar. Evet. Bu arada koyun da gidiyor be koyun. Azıcık aşağı inerek ormanda yaban hayatı bulabilir miyiz acaba diye uğraşacağım. Şu anda 40 metrelerdeyiz. Belki domuz falan kaldırır mıyız? Bakın burada da yollar var gibi sanki. Evet, görüyorsunuz. Bu arada koyunla kuzulayacak ha. Abi mükemmel yerler değil mi ya? Hep üstten söylüyorum da. Abi şu taşların bir görüntüsüne bakın. Allah'ınızı severseniz. Ya nasıl oluşmuşlar? Nasıl güzel oluşmuşlar? Bu kadar bol canlı bir doğanın içinde aslında yaban hayatı bulamamız biraz ilginç. Yani köşe köşe bakıyorum ben. Şu anda yani neyse, eve gidelim biz. Şöyle manzarayla bitireyim. Yani koyunun yanına getireyimdir onu. Evet. Aslında detaylı bu uçuş gerçekleştiremedik. Bizim koyunlarımız durmadıkları için. Aynı zamanda drone da bu dağlarda arkadaşlar.
Mesela şu tepeye gönderdik biz onu. Uzak mesafelerde kesebiliyor. Sabit kalmanız lazım. Bizim koyunlarımız hızlı gittikleri için o kadar inceleme yapabildik ama tepe sonuçta. Kurt tepesi dedikleri. Acaba o pislikten dolayı mı diyorlar? Yani çok fazla ormanı var. Bence bütün yabani hayvanlar oradadır. Yakın çekim uçuş yapmak lazım. Yani sabit bir yere oturup çok aşağıdan 25 metrelerden uçuş yapmak lazım. Yaban hayatını görebilmemiz için. Yani şu anda bize o kadar çok zarar veren domuz sürüsü var ki ama göremedik yani ne yazık ki. Bayağıdır uçuş yapmamıza rağmen domuzları göremedik. Bu arada koyunumuz arka tarafta kuzuluyor. Koyunları geri atıp babama ulaşmaya çalışacağım. Babam gelirse, koyunu alırsa iyi olur bizim için. Psikopata koymamış oluruz. Çünkü psikopat biliyorsunuz sıkıntılı. Deşiyor, sen gel. Tamam. Tamam. Hadi. Arkadaşlar, koyunu geri attım. Bu koyunumun durumu kötü. Yani durumu kötü derken müdahale edilmesi gerekiyor. Ama doğum şu anda yeni başlamış. Ben bir şöyle şuradan çok fazla sizin şey yapmadan şuradan bir bakayım olaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yatma. Kusura bakma. Kusura kalma. Kalkarsan bir daha yakalanmazsın bana. Yat. Kendini iyi hisset. İyi hisset. Ben sana yardım edeceğim. Hadi bakalım. Hep ikimiz beraber. Hadi kızım. Hadi kızım. 1-2-3. İkimiz beraber. Hadi kızım. Hadi kızım. 1-2-3. İkimiz beraber. Hadi kızım. Hadi kızım. İkimiz beraber. 1-2-3. 1-2-3. Evet. Tamamdır. Bu arada eldivenim yanımda yok. Koyunlar kuzulamaya diye, koyunlar kuzulamaları durdu diye almadım. Her zaman yanımızda bulundursak iyi olacak. Evet. Şu anda çok büyük bir kuzu var. Ben şöyle geçeceğim. Allah'tan suyumuz var. Ellerimizi yıkayalım. 1-2-3. Hadi kızım ikimiz. Hadi kızım ikimiz. Hadi kızım ikimiz. 1-2-3. Hadi kızım ikimiz. 1-2-3. Hadi kızım. Evet, geçmiş olsun. Doğumumuz gerçekleşti. %99 erkek. Bakmadım ama boyunuzları var kuzunun. Maşallah alalım arkadaşlar. Gerçekten ya 5 kiloların üzerinde bir doğum. Şimdi babamı da aradım. Babam gelecek. Ben burada koyunu idare edeceğim. Döndüreceğim, çevireceğim, bakacağım. Babam bir gelsin. Bu arada koyun doğumu geç kaldığı zaman pislik yutma ihtimali var. Şöyle ellerimi yıkadım bu arada. Yanımızda Allah'tan su getiriyoruz. Ateş için, içmek için fazladan. Şöyle küçük parmağınızda ağzındaki o yapışkan sıvıyı temizleyebilirsiniz. Ya da yukarıda sallayabilirsiniz. Dediğim gibi bu inek doğumlarında genelde çok içeride kalmış danayı, düveyi, ineği. Çok içeride kalmış buzağı yukarıdan sallandırırlar. Bir nevi bize yaptıkları gibi bizim de ayağımızdan tutup popomuza şaplak attılar ya. Aynen o şekilde yani. Şimdi doğum gerçekleşti. Yüksek ağırlıklı bir doğum. Yani yüksek kilolarda bir doğum. O yüzden zor doğum. Müdahale ettik. Doğumu aldık. Nereye? 2 dakika sabredemiyorsunuz ya. Keçi. Arkadaşlar koyunumuzu sürünün önüne getirdim. Koyunlarımızın önüne getirdim ki çabuk müdahale edeyim. Bakın şunu şundan bahsedeceğim ben size. Diyorum ya az daha içeride doğaymış. Koç olarak doğum olacakmış. Şöyle boynuzları göstereyim. Maşallah. Bir maşallah alalım. Boynuzlarıyla beraber doğdu. Bayağı da ağır. Güzel bir kaliteli doğum yani. O şimdi annesi burada bakalak olsun gözümüzün önünde. Babam da zaten acil servis olarak birazdan yanımıza yetişir. Psikopata koyup götürürüz de. Şimdi arkadaşlar psikopata bir adam lazım. Ben de hem onu yedeğimde taşıyarak hem de koyunu çeviremiyorum. O yüzden en iyisi babamın gelip alması. Yani sırtına koyup götürürdü önceki eşekler. Bizim bu psikopat böyle yani. Önceden koyun doğum yaptığı zaman çobanlar eşeklerin torbalarına 3 bir yere 3'er tane kuzu koyarlardı. Yani 3 tane koyun ya da 2 tane koyun doğum yapsa
rahatlıkla eve götürüyorlardı. Ama bizim psikopata bir koyun koyduğunuzu düşünün bakalım. Şuna bak. Hep sinsilik peşinde bak. Bak şimdi bak. Koyduk kuzu içine. Görmedik. Haydi eyvallah. Tamam, kuzu pastırması. Bir daha ben şunları geri atayım. Üçüncüye geri atıyorum da babam nerede kaldı? Telefonu da duymuyor herhalde traktörün sesinden. Bir bakayım bakalım arkadaşlar. Nereye lan? Nereye? Ses oluyor mu ki acaba? Bir ses var gibi ama. Abi koyunlar tırstı. Bırakın doğadaki hayvanları falan. Çok gaza basıyor. Şöyle drone varmış gibi yukarıdan çekim yapalım. Orada dolan. Orta da böyle, emektara da böyle basar arkadaşlar, hiç acımaz. Acımakla alakası yok aslında da. Her zaman gazlı kullanmak iyidir. Baba yavaş, yalnız koyunları ürküteceksin. Bu kadar hızlı gelen bir acil servisi yoktur yani. Evet. Aynen orada dur. Evet. Vallahi kuzuladı. Çok hızlı geldim bu arada. Aradık 5 dakikaya burada oldum. Yavrum ben çok hızlı bastım. Bir de arkamda taksi vardı. Taksi mi geçtin yoksa? Yok. Takipçi bence. Takipçi mi? Bir şey, bize gelen nereden ne? Bence takipçi. Yok canım. Ha? Hani nerede? Şurada kaldı. Su çeşmeye gelmişti ya. Yok, beni gördü durdu orada da ben duramadım işim orada. Senin sesine herkes dur. Ne biçim geliyorsun? Buralar ne biçim inliyor? Nasıl? Tabii sanki şey tank gelir gibi hava şey yapıyor. Basıyorum. Hayvan durmaz diye azıcık hızlı bastım ben. Tamam. Holla mı? Maskeyi niye taktın? Maske yasak orada yolda. Mecbur takacaksın. Tek başınasın, yanına kimse gelmiyor ki. Biri gelince. Maske takıyordu. Senin yanında var mı maske? Eldiven yok benim. Kuzuyu koyun doğum yaptırırken eldiven yoktu. Kaç tane her yıl. Ama ben almıyorum koyunlar doğum yapmıyor ben diye. İki tane. Her cepte iki tane var bak. Evet. Oho. Sen evdekileri almışsın bütün eldivenleri. Bu atlamaz herhalde. Yalıyor. Yok ya. Atlamaz mı? Psikopat yine. Yok, atlamaz bu ya. Sen yavaş yavaş git. Ben gideyim de ahırın şeyini sıkacağım ben. Kuzulara ahır mı yapıyorsun yine? Aha, bir tane daha yaptım. Tamam, ben de buradan suya inerim. Oradan giderim. Suya? Suya bir kere, saat iki kere vurdum. Sen geç kalmadın mı? Yok canım, ne geç kaldı. Toraman? Toraman Karabaş'ta oyun yapıyor. Oho, saat... 4-7 dakika var. Evet. Daha 4'e 7 dakika var. Saat 5.30-6'da gitmemiz lazım. Ben şu kalelerin altlarını yayayım. Neresini? Şu şuraları falan yayayım, hayvanı hemen götürmeyeyim ya. Psikopat hayvan senden. Ve psikopat. Psikopat hayvan senden. Canavar. Bazen kızıyorum psikopat sana. Ya canavardan ürkmez bu kadar hayvan ya. Efendim baba? Gidiyen yok mu arkada kalan? Tamam. Şimdi tamam, gidebilirsin, git. Arkadaşlar ben şuradan koyunu bu taraflarda yaymaya devam edeceğim. Babamı üstten bir görüntüleyelim bakalım ha, drone'la. Koyun da nasıl yolculuk yapıyor?
İki dakika duramıyorsunuz ya. Psikopat! 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 Psikopat yine neyi ısırıyorsun? Aa, psikopat! Ulan psikopat dur bir dakika bekle ben sana üzerine arı gibi salayım bakalım bunu da ne yapacaksın? Hadi bakalım. Arkadaşlar psikopatı tehlike olarak görüyor. Bu arada babam gidiyor mu bir bakalım. Videoyu da sonlandırayım. Çak 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 çak. Nereye gidiyor ya? Kuzumuzu yolladık arkadaşlar. Traktörün kasasında keyifli bir şekilde eve doğru gitti. Birazdan eve varır. Tabii biz de birazdan gideceğiz. Ya bir sus ya arkadaşlar yani. Kamerada kayda girince bu eşeğin anırmaması için bir sebep yok. Orada sürü var. Onun sesini mi duyuyor acaba? O ne lan? Şşt. Ya ille bizim sesimizi kesecek ya. İlle yani. Neyse dediğim gibi kuzuyu eve gönderdik. Güvenli bir biçimde gitsin bakalım. Biz de birazdan eve gideceğiz. Şurada bir iki geri daha çevireyim. Bu arada psikopat nasıl bakıyor drone'a? Drone ileri sensörleri olduğu için yaklaşmıyor arkadaşlar. Yani ileri çarpmanız sensörlerin hepsi açıkken çok zor. Kendini kesiyor. Yani isteseniz de gitmiyor. Bir günü daha yavaş yavaş bitiriyoruz. Eve doğru gidiyoruz. Yine koyunlarımızın karınlarını doyurmanın vermiş olduğu heyecanla bir de kuzumuz oldu. Yavaş yavaş evdeyiz. Her zamanki gibi. Buradan geçerken babam da çok yapıyor bunu. Biz acık türkü söylüyoruz. Bazen ıslık çalıyoruz. Şarkıyı tanıdınız mı? Mektup yazar o mektup üzerini pullama. Ben yazarken ağladım sen okurken ağlama. Böyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Çapudumun uçları çıkamam yok kuşları. Selam söyleyin yare, yedi dağın kuşları. Evet, güzel. Gidiyoruz. Ulan bu da Süpermen'in şeyi gibi burada duruyor ha. Birazdan eve doğru uçuyoruz arkadaşlar. Değil mi bu saçım nasıl? Kafamıza GoPro'yu falan takıyoruz ya arkadaşlar. Hep makyajlı çıkamıyoruz tabii kameranın önüne. Gel bakalım. Ne oldu? Aa. Psikopat bizi hiçbir yerde rahat bırakmıyor ki. Babayı mı karşıladın sen? Tamam sessizim. Sustum hadi. Sustum. Dinle. Sustu bak. Sustum. Gel. Gel bir öpeyim senin yanaklarından. Gel. Gel. Sen bak şunu koy içeri. Oy gel bir öpeyim gel. Öpmeyeyim mi? İstemiyorsun mu? O ne hal öyle? Ne yapıyorsun sen kendine? Ha? İstemiyorsun mu? Öpeyim mi yanaklarını? Hadi git. Ben çok yoruldum. Sen dedeyle git kuzulara bak. Yürü. 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 Abo. Bunlar eve kaçmazlar mı? Şuna bakın. Burada bol bol saman yiyorlar. Yem yiyorlar, ot yiyorlar. Afiyet olsun onlara. Gel. Gel. Gel babam sen gel. Gel bir sarılayım kız. Gel. Dur düşme. Gel. Gel sen gel. Gel. Gel kucağıma gel. Gel. Gel babam. Sarıl boynuma. Gel. Ha? Hayır sonra bakacağız kuzulara. Arkadaşlar kuzuları görmek istiyor. Hadi
kapanışı yapalım. Kapanışı yapalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. El salla kızım. El salla herkese. El salla. Öyle değil. Güzelce ne salla. Görüşürüz de. Bay bay de. Görüşürüz de. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim yanaklarımız da kızarmış. Babasına çekmiş herhalde. Onun yanakları da kızarmış. Bugün de böyle geçirdik. Kuzumuz oldu. Güzel bir çıtır ekmek yedik, soslu. Kurt Tepesi'ni gezdik. Yine bir günümüzü yaşadık. Hadi bakalım şimdi daha işimiz bitti mi? Bitmedi ama videoyu burada kesiyorum. Kuzları buluşturacağız. Kuzları emiştireceğiz. Kuzlara holluğu asacağız. Aslında o asma holluklardan bir tane yaptığımızı göstersek size o da olacak. Neyse bakalım. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz de. El salla kızım. El salla bitireceğim. El salla bitireceğim.